Arkadaşlar, bugün sizlere bu motiflerimizin birleştirme yerini nasıl iz bırakmadan birleştiriyoruz onu göstereceğim. Hep sordunuz, birleştirme yeriniz hiç belli olmuyor. Size kısa bir şöyle güzel bir videoyla göstermek istedim. Şimdi bakın, kim arkadaşlarımız ya da bilenlerimiz de vardır. Şuradan şu köşelerde birleştirme işlemini yapıyorum. Ne burada yapıyorum, ne de başka yerde, belli olmasın diye köşelere denk getirerek yapıyorum. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Aslında videolarımda, YouTube kanalımdaki videolarımda zikzak çantalarda falan şu şekilde örülüyor ya, taban zikzak çantamızda, yani lale çantamızda. Aslında orada da göstermiştim birleşme yerini. Tek renkte hırka, motif, ne yaparsanız yapın birleştirme yeri mükemmel duruyor arkadaşlar. Ama mesela rengarenk yaparsanız, hani hanım dilendi, bey beğendi, motiflerimiz vardı hanımlar. Onlar mesela her sırası bir renk olduğu için her sırada kırabiliyorsunuz. Bunda öyle olmuyor. Kırmayacağımız için şimdi göstereceğim size. Normal motif başlar gibi, ister sihirli halkayla ister zincirle, ben bir altı zincirle başlayacağım şimdi sizlere. Birleştirdik. İki zincir çekip, bir tane bu sayılıyor zaten, iki, üç tane yaptık. İki zincir çekip köşe oluşturup diğer üç tanemizi yapıyoruz. Bunu herkes biliyor zaten arkadaşlar. Bütün hanımlarımız, bunu yapmayan hanımımız yoktur herhalde. Tekrar iki zincir çekip 2-3 tane dolduruyoruz trabzanlarla. Tekrar bir köşe oluşturuyorum. Şimdi bu birleştirme yerini gösteriyorum arkadaşlar size. Burada birleştireceğimiz zaman bir zincir çekiyoruz. Bir midüste alıp şöyle tam buraya, yani zincir çektiğimiz yere ilmeğimizi alıp bu midüste aldığımız yeri komple birden çekiyoruz. Şu şekilde. Yani bakın, orada da bir köşe oluşturmuş olduk. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Hani bu köşelere doldurma, yani artma işlemini yapıyoruz ya iki sefer. Bakın bunu yapıyoruz. Bakın hiç birleştirme yerimiz belli olmamış oluyor. Yani normal şunlar gibi köşe yapmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereceğim diğer tarafa gelince. İki dolduruyoruz köşelerimizi. Bunu 2, 3, siz kendiniz daha iyi bilirsiniz kaç tane dolduracağınızı. Ben şimdi 2 doldurarak gösteriyorum size arkadaşlar. Tekrar köşe yaptım. İki doldurduk. 2 zincirle köşe yaptım. Aynı yere tekrar doldurduk. Çantalarımızda, hırkalarımızda, tek renkle örebileceğiniz bütün işlemlerinizde bu birleştirme tekniğini yapabilirsiniz. Bakın, köşelerim oluştu. Bakın, şimdi tekrar geliyorum aynı yere. İki tanemizi doldurduk buraya arkadaşlar. Bir, iki. Şimdi birleştirme yerimiz tekrar. Bir zincir çekiyoruz burada arkadaşlar. Mil üstümüzü alıyoruz. Şu zincir çektiğimiz yere birden çekiyoruz. Bu da çakma trabzan diyoruz buna tabi. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bakın köşemiz bu şekilde, aynı şekilde oldu arkadaşlar. Ne buradan bir ortadan bir ekleme yerimiz oluyor, ne de başka bir şey. Köşelerde kalıyor ve hiç de belli olmuyor.
Bunu böyle örerek tekrar devam ediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yine bir zincirle burayı birleştiriyoruz. Köşelerde kalmış oluyor arkadaşlar bu şekilde. Bir sıra daha yapalım. Trabzanımızı normal olarak örüyoruz. Bunu istediğiniz kadar büyütebilir, istediğiniz yerde kısaltabilirsiniz. Ben sadece birleştirme yerini göstermek istedim sizlere. Trabzanımızı normal. Bir de şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Sıkı yani trabzan değil de şöyle de yapabiliriz. Mesela bu köşemizi yaptık. Hani modeliniz öyle de olabilir. Bir zincir çekiyorsunuz. Bu atlamalı trabzanımız var ya arkadaşlar. Bundan da yapabilirsiniz. Bunun da birleştirme yeri aynı olmuş oluyor. Onu söylemek istedim. Yani hangi model yaparsanız yapın. Bakın buraya da 3 yapıyoruz. Hani bu hanım dilendi, beğendi motiflerimizde kullandığımız modellerde bunu çok kullanıyoruz. Bakın. Bir zincir çekip aynı işlemi bunu da yaparak veyahut da arkadaşlar buraya köşe yapıyorum yine. Tek batıp tek zincir bir iki atlayıp tek bakın kafesli örgülerimizde şu altıgen hırkalarımızda yapıyoruz ya arkadaşlar altıgen sekizgen şimdi bakın burada da yine aynı farz edin ki böyle de yaptık yani ben şunları size model olarak örnek olarak gösterdim her ne yapıyorsanız yapın hangi işlemi yapıyorsanız yapın motiflerimizde birleştirme yerimiz bir zincir çekip milüsü alıyoruz. Şu şekilde yapıp motifimiz tamamlanıyor. Bir zincirle tamamlayalım arkadaşlar. Burada şunlar gibi diğer köşemiz oluşmuş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir.